Beyin tümörü belirtileri kusma, şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük şeklinde sıralanabilir. Beyin tümörü belirtilerine sahip olan kişiler beyin cerrahisi ya da nöroloji uzmanına başvurmalıdır. Toplumda yaygın olarak görülen beyin tümörü nedir? Bu bölümde bunu işleyeceğiz efendim. Nasıl oluşur? Tanı ve tedavideki oranlar, başarı oranları, başarı için ne gereklidir? İşte tüm bu sorularımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Şişli Etfal Hamidiye Hastanesi Beyin ve Sinir Omurilik Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Adem Yılmaz yanıtlayacak. Eğer sizin de beyin tümörü konusunda sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bizlere mesaj atabilirsiniz. Sayın Yılmaz, sevgili hocam, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, şimdi şöyle başlayalım mı? Beynimizin yapısından bahsedelim. Kafatasımızı beynimiz koruyor ama söz konusu tümör olduğunda bu kafatasının bazı riskleri olabiliyor, değil mi? Evet. Evet. Beyin vücudumuzun en önemli organı. Bilgisayarın hard diski gibi düşünebiliriz. Kesinlikle. İçinde milyarlarca hücrelerin olduğu, hücrelerin elektrofizyolojik etkileşimlerde bulunduğu ve milyarlarca elektrofizyolojik etkileşimlerin olduğu kapalı bir alan. Kafatası, yani beynimiz aslında o kadar önemli bir organ ki kafatasının içine konulmuş dış etkenlerden korumak için. Omurilikte mesela hakeza öyle. Örneğin kalp göğüs kafesine konulmuş. Bir kısmı kemik, bir kısmı kas. Doğru. Yani beyne daha çok önem atfedilmiş. Öyle evet. İfade edebiliriz. Vücudumuzdaki bütün organları çalıştıran, organlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, mekanizmayı düzenleyen bir organımız beyin. Evet. Beyin vücudumuzun en önemli organı. Evet. Hocam, şimdi acaba beyinde kitle neden oluşur? Ya da beyindeki her kitle acaba kötü huylu mudur? Evet. Beyinde kitle neden oluşur? Aslında bunun bir sebebi yok. Biraz kaderci olmak gerekir burada. Bir takım şeyler aslında suçlanmış. Bir takım etkenler. Genetik etkenler, radyasyon, işte beslenme alışkanlığı vesaire, ama bunların net bir sonuçları yok. Yani neden olduğuna dair. Beynimizdeki tümörlerin hepsi kanser değildir. Yaklaşık yarısı iyi huylu, kontrol edilebilir, tedavi edilebilir ve insan hayatının daha sonraki aşamalarında herhangi bir sorun yaşamadan hayatını devam ettirebileceği bir şekilde tedavi edilebilir tümörlerdir. Şimdi hocam, acaba her insanda, yani sağlıklı, bir şikayet olmayan her insanın beyninde bir kitle olur mu iyi huylu olsa? Ya da olabilir. Olabilir, değil olabilir mi? Yani şimdi demin işte kafatasından bahsettik. Evet, önemi evet. Tabii çok beynimizi koruyor ama aynı zamanda beyin kapalı bir kutu gibi. Kutu içerisinde. Evet. Mesela zaman zaman duymuşsundur, işte batından 3 kilo kitle çıkarıldı. Ama beyinde tabii böyle bir şey mümkün değil. Çünkü beyin içerisinde, beynin bir kendi yapısı var. Bir beyin dokusu var. Kan damarları var. Bir de beyin omurilik sıvısı. 3 komponentten oluşuyor. Ve belli bir hacmi var beynin. Belli bir basınçta, basıncıyla idame etmesi gerekiyor kendisini. Tabii 2 santimetre küp, 3 santimetre küp bir tümör bu basınçta artışa neden olabiliyor. Beyinde kapalı bir kafatası içerisinde olduğuna göre o zaman bir takım bulgular verip hastayı doktora yönlendiriyor. Şimdi iyi huylu tümör de bir takım bulgular verebilir mi hocam? Verir tabii ki. Ne verebilir. Gibi bulgular verebilir? Şimdi tümörün bize, yani tümörlü bir hastanın bize başvuru şekilleri özellikle baş ağrısı. Şimdi tabii insanlarda çok çeşitli sebeplerle baş ağrısı olabilir. Doğru. Özellikle gerilim tipi migrenöz baş ağrıları çok çok fazla. Tabii. Fakat beyin tümörünün baş ağrısı tipi biraz daha farklı. Nasıl tanımlıyor hastalar? Özellikle sabahları olan bir baş ağrısıdır. Kafa içi basınç artışına bağlı bir baş ağrısı olduğu için insanlar zaten sabahları biraz kafa içi basınçlar artar. Uyandığımızda ufak bir baş ağrısı hissederiz genelde. Doğru. Sonra geçer. Geçer. Şimdi bir de tümöre ait bir kitle nedeniyle kafa içi basıncı biraz daha arttığı için sabahları olan baş ağrısından bahseder hastalarımız. Böyle ezici tarzda. İnsanlar zaman zaman hayatları boyunca baş ağrıları hissederler. Sonra bir ilaç alırlar. Geçer. Ama tümöre bağlı baş ağrılarında bu rutin değişmiş oluyor. İlaca bağlı, ilaçla baş ağrısı geçmiyor ve devam ediyor. Süreklilik arz ediyor. Eskiden ayda bir gün iki gün baş ağrım olup geçiyor diyor hastalarımız. Ama bu sefer bir haftayı geçti. 10 gün, 15 gün bir türlü geçmiyor. İlaçla da geçmiyor diye bize başvurduklarında mutlaka onlara bir takım inceleme yöntemlerine başvuruyoruz. Şüpheleniyorsunuz. Şüpheleniyoruz. Peki ne tür incelemeler yapıyorsunuz?
Beyin tümörü incelemelerinde birçok inceleme yöntemlerimiz var ama burada tabii en önemli altın standart olarak değerlendirebileceğimiz MR. MR bize bu konuda çok ciddi bilgiler veriyor. MR'ın çok çeşitli varyasyonları da yapılabiliyor. İşte MR spektroskopi gibi, difüzyon MR'ı gibi. Bunlarla biz o beyindeki tümörün cinsini %90'ın üzerinde tespit edebiliyoruz. Peki hocam, gözlemlerinize göre ya da yapılan bir takım araştırmalar var mı acaba? Kötü huylu kitle rastlandığı zaman bu kişinin yaşı, cinsiyeti, kimliği, kişiliği nasıl insanlar oluyor? Yani daha çok yaşlı insanlarda mı görülüyor? Çocuklarda da görülebiliyor mu? Geçtiğimiz yıllara oranla beyin tümörü sayısı, vakaları arttı mı? Gözlemleriniz ne yönde? Evet. Şimdi beyin tümörü her yaşta görülebilir. Çocukluk çağında genelde daha iyi veya gençlik çağında, çocukluk ve gençlik dönemlerinde daha çok iyi huylu tümörler veya kötünün daha iyileri olarak ifade edebileceğimiz düşük dereceli tümörler görülüyor. Yaş ilerledikçe, özellikle 60'lı yaşlardan sonra tümörlerin kötü huylu, yani kansere dönme ihtimali daha da artıyor. Tabii şu da var, beyinde tabii kendi beyin dokusundan kaynaklanan tümörler olduğu gibi, çünkü beyin içerisinde beynin kendi hücreleri var, bunlara destek dokuları var, glial hücreler diyoruz buna, ve beyni saran zar var. Tümörler genelde bu destek dokularından, glial tümörlerden, glial hücrelerden ve bu zarlardan çıkıyor. Ama yaş ilerledikçe vücudumuzdaki başka organlardaki kanserler beyine metastaz yapabiliyor, sıçrayabiliyor. Dolayısıyla yaş ilerledikçe tabii ki hem beyinde tümör olma ihtimali artıyor, hem de tümörün kötü huylu olması ihtimali daha da yükseliyor. Yani başka bir kanseri varsa bir kişinin başka bir organında beyne sıçrayabiliyor. Beyne sıçrayabiliyor tabii. Özellikle erkekler için akciğer kanseri ön sırada geliyor böyle. Kadınlarda da için meme mi? Meme kanseri ilk sıraları alıyor. Onun dışında gastrointestinal, yani mide bağırsak sisteminin kanserleri, urogenital boşaltım sistemimizin kanserleri de beyne metastaz yapmayı seven kanserler. Peki hocam, beyinde mesela iyi huylu bir tümör varsa bir çocukta, mesela ilerleyen yaşlarda o kötü huyluya dönebilir mi? Şimdi şöyle, iyi huylu tümörler var. Onlar iyi bir tedaviyle, artık tamamen, yani iyi bir cerrahi tedaviyle onlar tamamen etkileri ortadan kalkmış oluyor. Bir de özellikle gençlik dönemlerinde düşük dereceli tümörler var. Mesela en yüksek dereceli tümör grade 4 dediğimiz beyin kanseri. Neden olan tümörler, yani beyin kanseri olarak adlandırdığımız tümörler. Dördüncü evre. Ama derece 1, derece 2 tümörler de gençlerde özellikle olabiliyor. Onlarda tabii çok iyi bir tedavi süreci geçirilmesi gerekiyor. O tümörler de yaş ilerledikçe 3 derece 4 gibi kötü huylu tümörlere çevirme riskini barındırıyorlar. Peki hocam, bunu önlemek ya da hiç tümörün oluşmamasını önlemek için neler yapılması gerekiyor? Bir şeyler yapılabilir mi? Mesela cep telefonları, tomografiler acaba bunlara sebep olabiliyor mudur? Hastalarımız bize bunu çok soruyor. Aslında gönül ister ki şunları şunları yapın, beyin tümöründen korunursunuz demeyi de çok isterdim. Ama öyle bir şey pek mümkün değil maalesef. Maalesef değil. Bunlar içerisinde sadece radyasyondan korunmayı ayrı bir yere koyabilirim. Özellikle çocukluk çağındaki ufak tefek travmalarda mümkün olursa tomografi çekiminden kaçınılmak gerekiyor. Bize çok geliyorlar, mutlaka bir tomografi çekelim diye. Biz de tabii genelde çekiyoruz travmalarda çocuklara beyin tomografisini, ama işte bunların ileri dönemde beyin tümörü açısından riskli bir durum olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Cep telefonu bize çok sorulur. Ciddi bir elektromanyetik bir dalgadır. Sürekli yanımızda, sürekli başucumuzda, yatarken bile başucumuzda. Bununla ilgili olarak da aslında dünyada çok tartışma var. Çok yayınlar var. Araştırmalar var. Ama kabul edilebilmiş, kanıtlanmış bir cep telefonunun beyin tümörü yapmasına dair bir bilgi henüz elimizde yok. Ama mantıken tabii ki uzak durmakta fayda var. Konuyla ilgili sokağa çıktık hocam. Evet. Şimdi söz sırası sizde. Cep telefonu kullanmanın beyin tümörünü tetiklediğini düşünüyor musunuz? Tabii ki de en büyük şey etken o zaten. Başka bir etken yok. Cep telefonu, bilgisayar, internet oyunları. Kesin. Kullanmıyorum.
Telefon her şeye zararlı ama beyin tümöründe tetiklediğine ben inanıyorum. Kesinlikle tetikliyordur. Onun için yani telefon hepimiz kullanıyoruz. Şu anda çağımızın teknolojinin en hızlı iletişim araçlarından bir tanesi ama dikkatli olmamız gerekiyor. Kulaklıkla kullanmamız ya da Bluetooth amacıyla, aracılığıyla kullanmamız gerekiyor. Ben inanıyorum. Hem beyin tümörünü hem damarsal anlamda kalbimizi falan muhakkak son derece etkiliyordur. Evet, evet ama maalesef bütün gün elimizde. Evet, düşünüyorum. O yüzden cep telefonu bağımlısı değilim açıkçası. İş hayatını bıraktıktan sonra o bağımlılığım da bitti. Bilmiyorum, kendimce önlem alıyorum. Çok aynı odada cep telefonuyla uyumama, işte ya da 7/24 dışarıda olmadığım sürece evde telefonu elimde ya da çok yakınımda tutmama vesaire gibi. Halkımız cep telefonları konusunda yeteri kadar bilinçli mi hocam, sizin de gözlemleriniz kadarıyla? Endişeliler. Evet. Yani burada da görüyoruz. Ama dediğim gibi yani cep telefonlarıyla ilgili olarak işte cep telefonu mutlaka şu tümörü tetikler veya şu tümöre sebep olabilir diye söyleyebilecek bir durumda değiliz. Evet. Bilim insanları olarak. Ama tekrar söylüyorum. Uzak durmakta fayda. Sonuç itibariyle de şöyle bir şey var tabii. Cep telefonu yaklaşık 25 yıldır hayatımızda. Doğru. Bu kadar internet vesaire sosyal medyada tahmin ediyorum 10 yıldır çok aktif. Yani şöyle söyleyebilirim, aslında 10 yıldır biz bu cep telefonlara çok çok aktif iç içeyiz. Doğru. Çok haşır neşiriz. Belki 10 yıl sonra bu söylemlerim değişecek ama şu an için kanıtlanmış elimizde bir bilgi yok. Bir çalışma yok. Dolayısıyla cep telefonu mutlaka beyin tümörüne neden olur. Şu tümörün sebebi cep telefonudur diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Peki hocam, asistanlık yıllarınızı düşündüğünüzde acaba beyin tümörü bu kadar yaygın mıydı, değil miydi? Yoksa tanı imkanları arttığı için mi acaba günümüzde çok duyulur, bilinir oldu, ne dersiniz? Evet evet, güzel bir soru. Ya şimdi şöyle, bir kere insan ömrü uzuyor. İnsan ömrü uzadıkça tümörlere, kanserlere maruz kalma oranımız da artacak. Doğru. Artıyor. Bir de tabii ki tanı yöntemleri çok çok gelişti. Benim asistanlığımdaki bizim tanı yöntemlerimle şimdiki arasında kıyas kabul etmez derecede çok ciddi farklar var. Evet. Dolayısıyla artık en ufak, en basit lezyonlar, kistler, tümörler çok kolaylıkla tespit edilebiliyor. Bu anlamda göreceli olarak belki artmış diyebiliriz. Ama tabii tespit etme yöntemlerinin de bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hocam diyorsunuz ya, işte herkeste hemen hemen iyi huylu tümör bulunabilir. Çok belirti vermez. Belki baş ağrılarıyla karıştığı için insanların çok fazla hani bu konuda şüpheye düşmezler. Biz hani ne zaman size gelmeliyiz? Erken tanı bu anlamda önemli mi? Yoksa sağlıklı bir insanın bile bu konuda rutin bir takım testlere girmesi gerekir mi? Ne dersiniz? Evet. Bu da bize çok sorulan sorulardan biri. Şimdi kalple ilgili veya damar sistemiyle ilgili belki bir takım önerilerde bulunabilir. İşte belli aralıklarla kolesterolünüzü takip ettirin. İşte kalple ilgili incelemelerinizi yaptırın tarzında bir takım bu işle ilgili arkadaşlarımız önerilerde bulunabilir. Ama beyin çok farklı bir şey maalesef. Dolayısıyla bir tümör başladığı zaman hemen bulgu vermiyor. Evet. Bir de tümörün iyi huylu kötü huylu olmasıyla klinik bulgu arasında ciddi farklar var. İyi huylu tümörler çok yavaş büyüyen tümörler. Hmm. Bazen hasta bize geliyor, film getiriyor. İşte ben hasta nerede diyorum, hasta benim diyor. Bakıyoruz hiç görünürde hiçbir şey yok ama çok büyük kitleler, çok büyük hacimlere ulaşmış beyin tümörlerle karşılaşıyoruz. Allah. Yavaş büyüyen, düşük, iyi huylu, yavaş büyüyen tümörler beynin bir kapasitesi var, kompliyansı var. Yani dayanabilme gücü var. Ve bu tümör büyüme oranı da hızlandığı zaman, süre hızlandıkça da beynin kendini ona adapte etme alışkanlığı daha da artıyor ve belli kitlelere gelene kadar, belli boyutlara gelene kadar bir bulgu vermeyebiliyor. İşte bulgu verdiği zaman da hasta bize geliyor. Biz de o zaman incelemelerimizi yapıyoruz ve bunu tespit ediyoruz. Ki bulgu verdiği zaman herhalde bu ağrı oluyor dediniz. O ağrının tanımını yaptınız. Baş ağrısı bunun en önemli bulgularından birisi. Demin bahsettiğim gibi sabahları ortaya çıkacak. Alıştığımız tipin dışında bir baş ağrısı, ezici bir baş ağrısı, ilaçlara yanıt vermeyen bir baş ağrısı. İkinci bize başvurma sebebi hastalarımızın daha önce hiçbir böyle bir özelliği yokken SARA nöbeti, epilepsi krizi geçirerek geliyor bazı hastalarımız. Çünkü başta bahsettim. Beynimizde milyarlarca hücrenin fizyolojik elektriksel akımları var. Evet. Elektromanyetik akımları var. Evet. Tümör büyüdüğü zaman bu normal işleyen sistemin bir yerinde bir arızaya neden oluyor ve anormal bir elektriklenme
ve kontrol dışı bir bayılma ve hareketlenme oluşuyor. Biz buna epilepsi sara nöbeti diyoruz. Bazen fokal olabilir. Mesela sadece böyle bir kol atması tarzında olabilir. Bazen tamamen vücuda generalize dediğimiz bütün vücudu etkileyen bir kriz olabilir. Sara kriziyle bize gelebiliyorlar. Veya bulunduğu lokalizasyonla ilgili bulgular verebiliyor. Mesela görme sinirlerine yakın ise görme problemiyle bize başvuruyorlar. Konuşma merkezinde ise konuşma problemiyle veya konuşma güçlüğüyle bize başvurabiliyorlar. Hareket bölgesinde ise vücudun sağında veya solunda kol ve bacakta felçlerle bize başvurabiliyorlar. Bunun gibi birçok hangi fonksiyonla ilgili bölgede tümör oluşuyorsa o fonksiyonun kaybı ve problemiyle ilgili bize başvurabiliyorlar. Biz o zaman tespit edebiliyoruz bunları. Şimdi ben alın bölgesinde eğer görülüyorsa tümör kişilik değişikliğine evet. de uğrar kişi evet. diye okudum ama bu ne kadar evet, doğru? Frontal bölge yani alın bölgesindeki tümörler yüksek entelektüel fonksiyonları bulduğu için kişinin kişilik değişikliklerle gelebiliyor. Mesela çok sakin, munis bir adamken birden çok agresif, küfürbaz bir insan haline gelebiliyor. Veya bunun tersi de mümkün olabiliyor. Bu tip durumlarda da bizim mutlaka beyin tümörünü göz önüne alıp ona yönelik incelemeler yapmamız gerekiyor. Peki hocam beyin tümörü vücudun başka bir yerine sıçrar mı? Beyin tümörünün vücudun başka yerine sıçraması pek olası değil. Hatta hemen hemen mümkün değil. Böyle bir iki tane vaka bazında literatürde bildirilmiş durumlar var ama genel olarak beynin kendi tümörlerinin beyin dışına sıçraması diye bir durum söz konusu değil. Menenjiyom diye bir kelime okudum bununla evet. ilgili. Nedir hocam menenjiyom? Menenjiyom aslında bizim en sık karşılaştığımız iyi huylu tümörlerden birisi. Başta bahsetmiştim işte beynin kendi hücrelerinden çıkabiliyor tümörler. Bir de beyni saran zar var. Araknoid ve dura dediğimiz zar. Oradan çıkan tümörlerdir menenjiyomlar. İşte demin bahsettiğim yavaş büyüyen çok büyük kitlelere ulaşıp çok geç bulgu veren tümör tipi budur. Peki hocam beyinde tümör tespit ettiniz. İyi evet. huylu, kötü huylu olup olmamasına, kişinin yaşına, cinsiyetine belki ya da tümörün yerine göre nasıl bir tedavi planı uyguluyorsunuz? Evet, şimdi hasta bize geldiği zaman belli bulgularla biz ona zaten bir takım incelemeler yapıyoruz. Özellikle MR yapıyoruz. MR'daki bir takım özelliklere göre biz zaten aşağı yukarı tümörün cinsiyle ilgili %90'ların üzerinde bir fikir sahibi oluyoruz. Artık teknolojimiz çok gelişti. Biyopsi gibi bir şey söz konusu olmuyor değil mi beyinde? Olabilir tabii. Biyopsi yapabiliyoruz, olabilir yapabiliyoruz, mi? Yapabiliyoruz tabii. Ne durumda biyopsi gerekir? Şimdi kötü huylu tümörler için genelde biyopsi aslında şöyle yani biz beyin cerrahiyiz. Yani tümörlerin aslında en ideal tedavisi cerrahi olarak çıkarmaktır. Eğer cerrahi olarak çıkarılabiliyorsa mutlaka o tümör cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Ama bazen beynin çok derinlerinde, çok hassas yapıların içerisinde tümörler oluyor. Özellikle kötü huylu tümörler oluyor. Ve bunları çıkarmak çok ciddi risklere neden oluyor. Sonuçta biz hastayı tedavi ederken bütün tümörleri çıkarabiliriz ama hastayı da belli konumunu korumamız, yani sosyal hayatına devam edebilmesi, normal hayatını sürdürebilmesi bizim amaçlamamız gereken bir hedef olmalı. Dolayısıyla eğer cerrahinin çok riskli olduğunu düşünüyorsak orada bizim stereotaktik dediğimiz özel yöntemlerimiz var. Onlarla bir biyopsi alıp biyopsiyle patolojik sonucu ortaya çıkarıp ondan sonraki tedaviyi planlıyoruz. Peki işte o zaman ne oluyor hocam? Diyelim ki biyopsi yaptınız evet. ve kötü huylu. Biyopsi yaptık, kötü huylu çıktı. O zaman işte onkoloji bizim konseylerimiz var. Onkologlarımız, radyologlarımız beraber bir değerlendirme yapıyoruz. Ondan sonra o tümörün daha sonraki tedavisiyle ilgili onkoloji doktoru arkadaşlarımız onun kemoterapi veya radyoterapi tedavilerini planlıyorlar. Peki hocam beyin cerrahisindeki acaba gelişmeler nelerdir? Asistanlık yıllarınıza göre değişimler, gelişimler var mıdır? Kapalı ameliyatlar uygulanabilir mi? Evet. Demin de söyledim. Beyin tümörlerinin en iyi tedavisi, en önemli, en etkin tedavisi cerrahi olarak çıkarmaktır. Mümkünse tümörü cerrahi olarak çıkarmamız gerekiyor. Tabii buna bağlı olarak yıllar içerisinde ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bir takım çok ciddi teknolojik gelişmeler var beyin cerrahi alanında. Özellikle benim asistanlık dönemlerimle karşılaştırdığımız zaman. Mesela nöronavigasyon diye bir sistem kullanıyoruz. Nedir bu hocam? Yani beyin tümörüne en kısa yoldan, en hasarsız yoldan ulaşmayla ilgili bir sistem. Bildiğimiz navigasyon sistemi. Arabalarda kullandığımız gibi onu beyinde de kullanıyoruz. Ve bu beynin diğer dokularına zarar vermeden
direkt tümörü lokalize ederek en az hasarla bu işi halletmemizi sağlıyor. Nöromonitorizasyon sistemi var. Onu kullanabiliyoruz. Mesela bazı tümörler beynin hassas bölgelerine yapışık veya invaze etmiş olabiliyorlar. Mesela konuşma merkezi, hareket merkezi vesaire gibi. O zaman bu nöromonitorizasyon sistemiyle de bize uyarılar geliyor. İşte hareket merkezine fazla girdiniz, işte dikkat edin vesaire şeklinde. Onunla bağlı olarak yaptığımız cerrahi daha güvenli ve daha radikal hale getiriyoruz. Hı hı. Ameliyat esnasında kullanılan MR sistemleri var. Bunlar da ameliyatta tümörün ne kadarını çıkarıldığını bize bilgisini veriyor ve daha sonra kalan kısmı ile ilgili olarak yine cerrahi işlem devam ettirilebiliyor. Ameliyat esnasında ultrasonlar kullanabiliyoruz. Bunun gibi birçok teknolojik gelişmeler bizim cerrahimizi kolaylaştırdı. Peki acaba 25 yıl öncesine baktığımızda beyin cerrahisindeki bu gelişmeler ölüm oranlarını ne kadar değiştirdi? Çok etkiledi tabii ki. Tabii ki çok etkiledi. Şimdi bizim aslında beyin kanserlerinde yaptığımız, yani o derece 4 dediğim, 3 veya 4 dediğim beyin kanserlerinde yaptığımız işlem, gerek cerrahi, gerek onkoloji tedavisi, hastaların maalesef yaşam süresini uzatmaya ve kaliteli yaşam sürmelerine yönelik oluyor. Maalesef o iyi huylu tümörlerde bahsettiğim gibi ameliyatı güzel yaptık, tümörü çıkardık, artık ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmadı tarzı bir durum burada söz konusu değil yani maalesef. Yani takip edilmesi mi gerekiyor kişinin? Çok sıkı takip edilmesi gerekiyor ve bunların belli bir yaşam sörvi dediğimiz beklenen yaşam süreleri var maalesef. Bizim yaptığımız o tedaviler bu yaşam, beklenen yaşam süresini uzatmaya yönelik tedaviler. Yani tamamen o kitlenin çıkarıldığı bir hasta tamamen iyileşti gibi bir şey yok öyle mi? Öyle bir şey yok maalesef. Yani tekrarlayabilir bu. Tekrarlayabilir. Bazen 3 defa 4 defa ameliyat ettiğimiz hastalarımız var. Peki hocam mesela meme kanserinde ya da diğer kanser türlerinde gördüğümüz bir takım tedavi yöntemleri beyin tümörü için uygulanabiliyor mu? Radyasyon tedavisi ya da kemoterapi tabii gibi. Tabii ki. Bunlar zaten ne zaman devreye giriyor? İşte ya cerrahi olarak tümörü çıkaracağız. Tamam. Ya da biyopsi alacağız. Ondan sonra patolojik olarak patoloji bize bir sonuç verecek. Patolojik tanısı ortaya çıktıktan sonra zaten hastayı onkolojiye biz yönlendiriyoruz. Onkolojide, onkolojideki radyoterapi ve kemoterapi işlemleri de çok gelişti. Ne yönde hocam? Nasıl oldu? Yani şimdi mesela bir immünoterapi, tümörün kendi biyolojisine uygun kemoterapik ajanlarla tedavi etme durumu var. İmmün sistemi geliştirici, mesela tümörü düşman olarak gören bir immün sistem geliştirilerek tekrar vücuda veriliyor. Bunların yaptığı etkilerle tedavi etkisi çok daha arttırılıyor. Radyasyon tedavisi için de, radyoterapi için de şimdi artık gamma knife dediğimiz bir yöntem de ortaya çıktı. Mesela bazı eskiden ameliyat ettiğimiz iyi huylu tümörler artık gamma knife tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Artık o nasıl bir tedavi? Gamma knife yine bir radyasyon tedavisi. Radyoterapinin bir şekli. Gamma bıçağı deniyor. Tümöre lokalize edilen beynin birçok noktasından verilen ışın belli bir noktada birleşerek toplanıyor ve orada ciddi bir etki yapıyor. O tümörü, oradaki iyi huylu tümörü, bazı metastazlarda da uygulanıyor bu. Tümörün büyümesini, daha doğrusu beslenmesini engelleme mekanizmasına yönelik bir işlemdir. Ondan sonra zaman içerisinde onlar kaybolabiliyorlar. Peki hocam, bu bahsettiğiniz tedavilere hastaların hepsi girmek durumunda mı? Hayır, bütün hastalar için uygun değil tabii ki. Onun da kendine göre bir takım kriterleri var. Ne gibi mesela hocam? Mesela hacim burada önemli. Ha. Mesela 3 santimin üstündeki tümörlerde gamma knife tedavisi pek uygun olmuyor. Yerleşim yeri, beynin çok özellikli bölgelerine çok yakınsa, sonuçta verilen radyasyon o özellikli bölgelerde mesela beyin sapını, görme sinirini vesaire çok etkileyebiliyor. Onlar da çok uygun yapılamıyor. Ama o da gittikçe gelişiyor. Mesela 10 sene önce tedavi edemedikleri hastaları şimdi onları da tedavi etmeye başladılar. Yani gelişmeler olumlu. Hocam bir telefon bağlantımız var. Bir izleyicimizin size sorusu var. Tamam. Artvin'e gidiyoruz. Kadir Bey'e günaydın diyelim hemen. Günaydın Kadir Bey. Günaydın. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Buyurun dinleyelim sorunuzu, hocamız burada. Benim şimdi eşim beyin tümörü var da Azerbaycan'a ameliyat riski olduğunda o Almanya'ya gönderdiler. Almanya'da şu anda 3 sene beri tedavi görüyor. Önce inerdi daha kuruttur, kurutmadı. Şu anda şey yapıyorlar,
Kök Hücretta devsiyle. Geçen gün görüştük. Alt tarafını lazerle mi yapmışlar böyle? Bu şekilde iyileşmesi mümkün mü? Kendisine önerdiği, Türkiye'de yaptırabileceğim başka şeyler var mı tedavisi? Ameliyat da çok riskliymiş. Onun için ameliyat etmeyi göze almıyorlar. Felç kalma durumu varmış. Beyinde mi tümör? Omurilik. Evet. Beyinde. Beyinde tamam. Evet. Bir kök hücre tedavisiyle ilgili sanırım bir soru soruyor. Yani dünyada işte bununla ilgili de kök hücreyle ilgili de çok ciddi çalışmalar var. Ama tespit edilmiş, ispat edilmiş şu tümörün tedavisinde şu kök hücreyi uygularsak tedavi edebilir diyebileceğimiz bir durum şimdilik söz konusu değil. Bununla ilgili çok ciddi ve geniş çalışmalar devam ediyor. Hocam bir de şu var. Şu anda alt damarını yaktılar. Anlayamıyorum pardon. Bir daha tekrarlayın. Alt ön damarını şu anda yaktılar. Yani kuruta 24 tane kolu var damarları. Alt damarını yaktılar mı? Alt damarını yaktılar. Yanlış herhalde, yanlış bir ifade. Öyle bir şey söz konusu değil de. Bazı kurutmuşlar yani alt damarını kurutmuş alt damarını. Şimdi bazı tümörlerde embolizasyon dediğimiz bir yöntem var. Nöroradyolog arkadaşlarımız damardan girerek besleyici ana damarı kapatabiliyorlar. Bizim cerrahimizi kolaylaştırma adına muhtemelen öyle bir şeyden bahsediyor. Olabilir hocam. Evet. Nasıl? 24 tane damarı varmış, kolu varmış hocam. Alt tarafını şu anda kurutmuşlar. Aort tarafını kurutmuşlar. Evet, yani doğru bir tedavi. Dediğim gibi embolizasyon tedavisi olması gerekir. Yani Türkiye'de de ben araştırdım bir türlü size ulaşamadım da böyle yurt dışına şu anda. Evet, yani şu anda kök hücreyle ilgili kabul edilebilen bir tedavi merkezi maalesef yok henüz. Olur. Peki teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi hocam hani dedi ya izleyicimiz şimdi yurt dışında yaşıyormuş. Beyin tümörü ameliyatı için acaba Türkiye'ye gelenler oluyor mu? Yani bu ameliyat Türkiye'de nasıl? Türk beyin cerrahisi aslında çok iyi bir noktada. Değil mi? Gerçekten çok iyi bir noktadayız. Çok güzel, çok iyi merkezlerimiz var. Eski Doğu bloku ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyetlerden, Orta Doğu'dan, Afrika'dan çok fazla hasta geliyor bize. Evet. Bence Avrupa'dan daha iyi bir noktadayız. Tabii Amerika teknolojik altyapısı çok yüksek olduğu için onlarla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama Türk nörolojisi anlamında biz bence Avrupa'dan daha ileri noktadayız. Çok fazla da insan geliyor çok diyorsunuz geliyorlar, değil mi evet, yurt dışından? Evet. Şimdi beyin tümörünün tedavisi deyince şifa tacirlerinin tavsiyeleri de karşımıza çıkıyor. Bu konuda uyarılarınız olacak mı efendim izleyicilerimiz? Evet, bu aslında çok önemli bir soru. Şifa tacirleri her yerde var. Ben geçenlerde bir omurilik ameliyatı yaptım. Yaklaşık 8 santimetrelik bir tümör çıkardım ki omurilik için çok çok büyük bir tümör. 20-25'li yaşlarda bir genç kardeşimiz. Yaklaşık 6 ay bu şifa tacirlerinin tedavisine maruz kalmış. Hı hı. Belki de daha büyümüş. Bizim ameliyatımız zorlaştı. Onda bir sıkıntı olmadı ama olabilirdi de. Olabilirdi. Dolayısıyla şimdi bu kadar hastanelerimiz var. Biz beyin cerrahisi için yıllarca eğitimler görüyoruz. Dünyada bu kadar gelişmeler var. Hı hı. Yani bunu biz tedavi etmeye çalışırken İşte al şu otu kullan, şunu yap, şöyle iyileşirsin. Tabii bu mantığı da yok. Aslında konuşmaya bile değer bir konu değil. Ama inanılabilir. Psikolojik bir etkisi. Ben hastalarıma şöyle ifadede bulunuyorum. Aslında denize düşen yılana sarılır hikayesi. Ben diyorum ki siz çağdaş tıbbın gerektirdiği tedavilerinizi asla aksatmayın. Ameliyatsa ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ne gerekiyorsa hepsini yaptıktan sonra yani denemek istiyorsanız deneyin. Evet. Ama böyle bir tedavi yöntemi yok tabii ki. Yok değil mi? Hocam bir izleyicimiz şunu sorar. Merhabalar, kayınvalidemi 3 yıl önce beyin tümörü yüzünden 55 yaşında kaybettik ve hastalığının şiddetli baş ağrıları şekilde belirtiverdiğini biliyorduk. Şimdi eşimin kuvvetli baş ağrıları oluyor. Öyle çok sık değil, seyrek olarak ama tuttuğu zaman bayılacak gibi olduğunu dayanamadığını söylüyor. Bir de omuz bölgesinde kahverengi kırmızı arası sonradan oluşan ufak lekelerde büyüme gözledim. Leke arkaya doğru ilerledi. Çok korkuyorum, uykularım kaçıyor. Kendisini doktora götürmekten çekiniyorum diyor. Ne olabilir diye soruyor. Genetik bir... Mutlaka doktora gitmesi lazım tabii ki ama... Baş ağrısı çok önemli bir nokta. Tekrar oraya dönmek istiyorum.
Şimdi baş ağrısının çok 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 fazla sebebi var. Gerilim tipi baş ağrıları, özellikle hanımlarda migren biraz daha fazla. Evet. Sabahları ortaya çıkan, ezici, ilaçlara cevap vermeyen baş ağrısı varsa ve bu belli bir müddet devam edip bir türlü geçmiyorsa mutlaka doktora başvurması gerekir. Lekelenme karşınıza çıktı mı? Lekelenme hani bu bir deri tümörünün bir göstergesi olabilir. Yani ben öyle algıladım. Evet. Tabii ki mutlaka bir hekime başvurması gerekir. Bir izleyicimiz de beynimde 3 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız 2 boyutlarında diye yazmış hocam ama. 4, 3, 2 santimetre boyutlarında. 2 santimetre boyutlarında aroknoid kist olduğu saplandı. Bunun bir zararı var mıdır? Varsa ne gibi zararı vardır diye sorar. Aroknoid kist bir tümör değil. Beynin dolaşan sıvıların oluştuğu boşluklar var. Bazen o boşluklar genişliyor. 4-3-2'lik bir 4-3-2 santimetre çapında bir aroknoid kistin çok büyük bir ihtimalle bir etkisi yoktur. O bazen çok büyük boyutlara gelebiliyorlar. 10-15 santim boyutlarına. O zaman bir müdahalelerde bulunuyoruz. Ama bu tümör konusunun dışında bir konu. Kist ayrı bir konu. Kist ayrı bir konu, evet. Peki. Bir izleyicimizle merhaba. 11 yıl önce beyin ameliyatı oldum. Kist dediler. Kötünün iyisi. Bir ay ışın tedavisi gördüm. Sonrasında da 11 yıl boyunca E ile başlayan bir ilaç hocam. Deşifre edemiyorum. Evet. Kullanıyorum. Günde bir tane. Bu hapı daha ne kadar kullanacağım? Bıraksam olur mu? Teşekkürler der. Yani bu tabii tümöre halk arasında kist diyebiliyorlar. Lezyon denilebiliyor. Birçok isimleri var. Bu da muhtemelen bir tümör. Kist dediği bir tümör. Işın tedavisi gördüğüne göre en azından derece 2 bir tümördür. 11 yılda iyi bir süre. Herhangi bir sıkıntı olmamış. Eğer herhangi bir nöbet geçirme şikayeti yok ise biz ameliyattan 6 ay sonra o bahsedilen ilacı kesiyoruz. Yani bence de kendisi kesebilir. Peki işte hocam son 2 dakikamız kaldı. Şimdi tabii. Bu ameliyat sonrası hastaların nelere dikkat etmesi gerekli? Bunlarla ilgili son bilgilerinizi verin. Evet. Toparlayalım sonra. Ameliyattan sonra hastaların bir kere yaşam tarzlarını düzenlemeleri gerekiyor. Özellikle İyi huylu tümörlerde cerrahiden ameliyattan sonra biz onları belli aralıklarla zaten takip ediyoruz. Öncelikle 6 aylık aralıklarla MR'lar çekiyoruz. Sonra 1 yıl, 2 yıl. 5 yıl sonra eğer herhangi bir aktivasyon yoksa zaten takip dışına bırakıyoruz. Belli ama ilaçlar kullanmaları gerekiyor. Belli ilaçları işte ameliyattan sonra özellikle nöbet önleyici ilaçları mutlaka veriyoruz. O da dediğim gibi genelde 6 ay sonra eğer herhangi bir nöbet gelişimi yok ise herhangi bir kliniği, bir problemi de yok ise onu kesiyoruz zaten. Kötü huylu tümörlerdeki takip zaten ister istemez devam ediyor. Çünkü onkoloji tedavisi de zaten devreye giriyor. Onları çok daha sıkı takip ediyoruz. Dediğim gibi bazen 2 defa, bazen 3 defa, 4 defa, 5 defa arka arkaya ameliyat ettiğimiz hastalarımız olabiliyor. Onların takiplerini zaten asla bırakmıyoruz. Hayat kaliteleri ne yönde değişsin hocam? Önerileriniz neler olacak? Nasıl bir hayata sahip olsun bu hastalar? Yani bir kere sakin olmak lazım. Stresten uzak olmak lazım. Beyin tümörlerinin tabii bunlarla birebir ilişkisini biz tespit edemiyor. Yani tıp bilim tespit edememiş ama tabii stres, sıkıntı bunlar birçok sistemimize zarar veren etmenler. Bir de moral motivasyon tabii çok önemli. Ameliyattan sonraki iyileşme dönemini çok artı yönde etkiliyor. Çünkü strese girdiğimiz zaman kortizon salgılıyor vücudumuz. Kortizon da bizi sıkıntıya sokan bir hormon. İyileşmemizi geciktiren, iyileşmemizi zorlaştıran bir hormon. Dolayısıyla ne kadar az stres yaşarsak o kadar kendimize faydalı bir hale geliriz. Sadece hastaya değil herhalde hasta yakınlarına da pek çok rol düşüyordur değil mi bu anlamda? Hasta yakınları da özellikle bu kötü huylu tümörlerde hasta yakınlarının işi çünkü biz sürekli onlarla beraberiz. Onların da işi gerçekten çok zor. Onlara da çok önemli roller düşüyor. Hastanın mutlaka konforlu ve stressiz bir dönemini geçirtmeleri gerekiyor. Bu genelde zor oluyor ama bunu mümkün olunca yapmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim hem beyin tümörünü, tanı ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, beyin ve sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Adem Yılmaz anlattı bizlere. Hiçbir yere ayrılmayın, Kadın Hayatlar devam edecek.